Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben reklamcılık bölümünden doktor öğretim üyesi Perin Öğün Emre. Reklamcılık bölümünde tabii ki yani 2005'ten beri de Kadir Has Üniversitesi'ndeyim, bayağı zaman oldu. Ve tabii ki bölüm içinde bölümle ilgili dersler veriyoruz ama akademik çalışmalarımız bazen alan dışı olabiliyor. Nitekim ben genelde alternatif medya, dijital aktivizm, toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yapıyorum. Ve geçen Kasım ayında da bir atölye düzenledik. Bu atölyeyi de üye olduğum derneğin ve bir başka derneğin işbirliğiyle yaptık. Bunun konusu da aslında cinsiyetçi dijital şiddetle mücadeleydi. Kadınları ana eksen olarak aldık. Çünkü fona başvurduğumuz sivil düşün, yani Avrupa Fonu'nun bizim STK'larla işbirliği yapmamızı istiyordu. Biz de kadın STK'ları seçerek onlarla hani bu siber ortamda yaşadıkları zorbalık, şiddete karşı ne gibi önlemler, ne gibi hukuki çözümler bulabileceklerine dair hem deneyim paylaşımı hem de uzmanlar aracılığıyla da bazı kavramların somutlaştırılması ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasını gayret gösterdik. Bu rehber tabii ki online, yani çevrim içi şiddet, siber zorbalık, sanal şiddet ya da dijital şiddet, birçok açılımı var ama anlamı aslında, kavramlar farklılaşsa da içeriği aynı. Hedefler de değişiyor. Biz kadın odaklı baktık çünkü Birleşmiş Milletler'in 2015'te bir acil eylem çağrısı oldu. O da şu: kadınlar erkeklere oranla çevrim içi şiddet görme ihtimalleri 27 kat daha fazla. Ve Türkiye'de de baktığımızda oranlara dünyadan da çok farklı değil. Ama sadece bu yetişkin kadınlar için geçerli değil. Yetişkin erkekler de buna maruz kalabiliyor. Ya da ergenler de maruz kalabiliyor. 15 yaşın altındaki çocuklar da maruz kalabiliyor. Siz de zaten belki kendi çevrenizde veya okuduğunuz haberlerde, medyada akran zorbalığına ya da siber zorbalık kavramlarına aşinasınızdır. Aslında buradaki kavramlar gene değişse de çözüm önerileri hem dijital güvenlik bağlamında bizi nasıl kendi arabanıza binerken ya da evinizden çıkarken nasıl kilitliyorsanız evinizi ve arabanızı, aynı şekilde dijital ortamdaki verilerinizi de kitlemenize yönelik, kendi güvenlik alanınızı sağlamlaştırmanıza yönelik öneriler sunmaya çalıştım. Ve sonrasında da hukuki aşamasında, yani siz maruz kaldığınız bir siber zorbalık ya da dijital şiddette, genelde insanlar tabii ki psikolojik bazı travmalar yaşayabiliyor. Dijital şiddet dediğimiz ya da siber zorbalık dediğimiz şey ne? Teknolojik imkanların sağladığı kolaylıkla aslında kişilere hedef göstermek, aşağılamak, taciz etmek ya da işte hakaret etmek. Bütün bunları kapsıyor. Bunun da 3 tane türü var. Bu türlere de bakacağız. Her biri kendi içinde çeşitlenebiliyor. Bunlara yönelik nasıl kendimizi koruyabiliriz, nasıl kendimizi kitleyebiliriz? Böyle bir takım tavsiyeler sunacağız. Ancak bazı oranlar vermek istiyorum. Neden sizce 27 kat daha fazla? Hani bu ülkede de sonuçta kadınlar, yani kadın cinayetlerini çözelim diye bir platform var. Ve 2019 yılı ne yazık ki çok sabıkalı bir yıldı. Çünkü son 10 yılda en fazla öldürülen kadın sayısı 2019'daydı. 474 kadın öldürüldü 2019 yılında. Ve Kasım ayında 39 kadın öldürüldüğünde 3'te birinin faili meçhuldü, bulunamadı. Pardon. 3'te birinin faili meçhuldü ama diğer 3'te bir önemli, o da şu: eski eş, sevgili, partner tarafından öldürüldüler. Dolayısıyla en yakınımızdan görebileceğimiz zarar, çok uzağa gitmemize gerek yok bu konuda. Ve kadınlar, her 10 kadından 7'si çevrim içi ortamda kendini güvenli hissetmiyor. Avrupa'daki bazı HerRightNet hashtaginden yapılan araştırmaya göre de Avrupa'da 9 milyon genç kadın, yani 15 yaşın altında online şiddete maruz kalıyor. Ve aynı zamanda her 4 Avrupalı genç kızdan biri de gene online zorbalığa maruz kalıyor. Çevrim içi zorbalığa maruz kalıyor. Dolayısıyla veriler böyleyken ve acil eylem planları da ortaya çıkmışken
böyle bir atölyenin yapılması ve buna yönelik bir kılavuzun da hazırlanması bizim için önemliydi. Biz akademisyenler için önemliydi. Hem de vatandaşlık borcu diye düşünüyoruz. Ama tekrar söylüyorum, bu eksen sadece kadınları sınırlamıyor, erkekler de sorumlu. Ya da farklı cinsel tercihleri, kimliklerle kendini ifade etmek isteyenler de bundan sorumlu. Bu verilerden yola çıkarak olgulara baktığımızda, şimdi birkaç tane, üç tane türü var. Bu kılavuzu da Toplum Bilgi ve İletişim Derneği'nin linkinden indirebilirsiniz. Hani ben çok hızlı hızlı geçeceğim. Bazı noktaları tabii parmak basmaya çalışacağız ama bunu indirip kapsamlı okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle dijital güvenlik önerilerinde hem dijital ayak izinizi belirlemek, yani ben ne kadar görünürüm bu dijital ortamda, hangi verilerim görünür? Hani Facebook'taki sayfanız gibi, hangi verilerim dışarıya açık? Ama Google'daki verilerin hangisi benimle ilgili görünebilir, ele geçirilebilir, kötü niyetli kullanılabilir? Cihaz güvenliğiniz, parola güvenliğiniz, sosyal medya güvenliği, e-posta güvenliği, gördüğünüz gibi birçok kilitlemeniz ya da güvenlik altına almanız gereken araçlar var. Sonrasında dijital ortamlarda tacize başa çıkma yöntemleri. Başa gelince insan suçluluk duygusu hissediyor. Benim yüzümden mi? Bir suskunluk sarmalına giriyor. Paylaşmamayı tercih ediyor. Oysa ki o kadar çok kanal var ki sesinizi duyurabileceğiniz, size dayanışma içinde yardım edebilecek, katkı sağlayacak, mücadele edebilecek, hakkınızı arayabileceğiniz. Bunları bilmek çok önemli. Ve sonrasında dijital şiddet eylemlerinde hukuki düzenlemeler. Burada da her birinin, biz İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biriyiz. İstanbul Sözleşmesi kadına ve genç kızlara yönelik şiddet ve aile içi şiddete çözüm önerileri getiren, yani maddelerle yükümlü ve biz buna bağlıyız, bağlı olmalıyız. Bununla ilgili de ara raporlar sunuyoruz. Durumumuzu aktarıyoruz. Ve bu raporlarda da yani düzenli olarak ülkenin durumu göz önüne seriliyor. Ama şöyle bir durum var. Direkt online şiddet kategorize edilmese bile, yani çevrim içi şiddet, dijital şiddet, sanal şiddet olarak kategorize edilmese de, yani genelde şiddet türleri, hani flört şiddeti vardır, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet olarak kategorize edilir. Ama şunu unutmayın, demin verdiğim örneklerle de çevrim dışı şiddet, gerçek dünyadaki şiddet ve çevrim içi şiddet zaten birbirinden besleniyor. Çünkü eşitsizlikler aynı. Dolayısıyla hukukta da biz Türk Ceza Kanunu'nda buna karşılık gelecek maddelerle polise başvurduğumuzda, dilekçemizi verdiğimizde ya da şikayet dilekçemizi verdiğimizde bundan sonraki aşamaları biz de takip etmeliyiz. Haklarımız neler? Bunu şimdiden bilmeliyiz. Öncelikle üç tane kavramdan bahsedeceğim. Birisi siber takip. Siber takip hani bu stalklama dediğimiz, çok masumane gözüken ama aslında ısrarlı takibin de hani çok da masum olmadığı siber takip, yani e-posta, metin ve mesajlarla, internet yoluyla izlenmeniz. Aynı zamanda sizinle ilgili bilgi ve belge toplanması, doxing dediğimiz, sizinle ilgili her türlü verinin toplanmaya çalışılması, paylaştığınız, sizin vitrininizdeki sosyal medya hesaplarının o kişilerin hangi niyetle bunları paylaşacağı ya da toplayacağını bilmeden bunları ısrarlı bir şekilde takip etmesi ve raporlaması. Sizdeki hissi ise güvenlik hissini zayıflatıyor. İlk aşama bu. Siber taciz ise istenmeyen cinsel içerikli e-postalara, mesajlara maruz kalmanız. Nefret söylemi, kişiliğinize, tercihlerinize, kimliğinize hakaret etmesi. Ve fiziksel veya şiddet içerikli tehditler yollaması. Bunu da tabii ki siber ortamda gerçekleştirmesi. Görünür ya da görünmez bir şekilde. Bu da tabii ki insanları çeşitli travmatik sonuçlar oluşturuyor. Siber sömürü en kötüsü. Belki de diyebileceğimiz ama diğer isimle daha çok kullanılan intikam pornosu. Yani sizin mahrem görüntülerinizin ya da ilişki sırasında çekilmiş görüntülerinizin kendi rızanız olmadan başkalarıyla kamuoyunda görünür bir şekilde paylaşılması. Bu kişi de
güvenlik hissini ortadan kaldırdığı gibi intihara kadar yol açabilecek sebepler doğurabiliyor. Çok normal. Ya bu tür hasarlar ve bu tür eylemlerin bir karşılığının olduğu ve kesinlikle hak arayışında bulunması gerektiğini savunuyoruz. Ve bunun için de dijital güvenlik yöntemlerinin neler olması gerektiğini ilk aşamada göstermemiz gerekiyor. O da bir bakacaksınız. Ben neyi paylaşmışım şimdiye kadar? Yani bir insanın hacker olmasına gerek yok. Sizinle ilgili bilgileri toplamak için gizli modda olmanız her zaman için faydalı olacaktır. Facebook, LinkedIn ve diğer profillerinizde nelerin gözüktüğünü, hangi bilgilerin, hangi verilerin görünür olduğunu görmeniz açısından da bazı linkler var. Gene sosyal medya platformlarının size sunduğu. Bunları şurada görebilirsiniz. Google'ın, Facebook'un, Twitter'ın, Instagram'ın, LinkedIn'in içinde verilerinizi indirip orada nelerin göründüğünü görebilirsiniz. Bağlantı güvenliği için lütfen dışarıda. Tabii artık belki internet kafeler eskisi gibi popüler değil ama bağlandığınız Wi-Fi ağları bile kişisel verilerinizin depolanması için önemli. Şifresiz ağları tercih etmeyin. Buralar çünkü direkt kişisel verilerinizin ele geçirilmesi için çok elverişli ortamlar. Cihaz güvenliğinde paralarınızı koyun, ekran kilidini etkin hale getirmeniz gerektiği zaten çok aşikar bir şey. Yani hani ilişkilerde bazen görüyoruz. Bir öğrencim Hakan, diğer öğrencim Ayşe ve profil resimleri bir anda Hakan Ayşe ismine dönüşüyor. Soyadını alıyor çocuğun. Hakan Ayşe Öztürk oluyor. Veya bana işte konum at. Evdeysen annenin resmini gönder. Kimin ne olduğunu bana ispatla gibi ısrarlı bir şekilde çok partneriniz, sevgiliniz, erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız olsa bile bu şekilde bir ilişkinin sağlıklı ilerlemeyeceğini lütfen şimdiden görün. Bu ilişki türü zaten bizim en başta söylediğimiz kavramlarla beslenen içerikleri barındırıyor. Parolaları her zaman zaten bazı siteler de sizi bu konuda uyarır. Küçük harf işaret şeklinde örnekte gördüğünüz gibi komplike parolalar kullanmanızda fayda var. Ama tabii ki birçok parola kullanıyorsunuz. Hepsini nasıl aklımızda tutacağız? Bunları da KeePass gibi bazı uygulamalar var. Bütün parolalarınızı güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz uygulamalar. Onların da verilerini göstereceğim. 6 ayda bir parolalarınızı yenilemeniz konusunda zaten size bankalardan ya da çeşitli platformlardan gelse ya da gelmese bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Verilerinizin yani paroları saklamak için de ücretsiz iki yazılımdan yararlanabilirsiniz. KeePass ve EncryptRock. Bu iki yazılımda da güvenli bir şekilde parolalarınızı saklayabilirsiniz. İki adımda doğrulama uygulamasını mutlaka kullanın. Facebook zaten bu konuda oldukça sabıkalı. Sosyal medya güvenliğinde de hani kullanıcı sözleşmeleri çok uzun metinler okunmaz genelde ama biz okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü hangi verilerinizin kimler tarafından kimlere teslim ettiğiniz önemli. Çünkü yakın zamanda zaten Facebook bir skandalla karşı karşıya geldi. Dolayısıyla bu ücretsiz platformların hiç masumane olmadığı ve kişisel verilerinizin de türlü türlü amaçlar için çok rahatlıkla kullanılacağında farkına varıp buna yönelik önlemler almanız gerekiyor. Facebook zaman tüneliniz, etiketlediğiniz gönderiler, bütün bunların da olabildiğince kendinize kalmasını sağlamanız önemli. Ve tabii ki herhangi bir şiddet, taciz veya tehditte de sosyal medya platformlarının kendi linkleri var. Kendi acil önlem çağrıları ve yöntemleri de var. Bunları da bilmek önemli. Mesela Facebook'un izinsiz paylaşılan mahrem görüntülerle ilgili bir destek merkezi var. Bu linkten şikayette bulunabiliyorsunuz, destek alabiliyorsunuz. Diğerlerinde de, mesela Twitter'da da bir tacize maruz kaldığında hashtagler var. O hashtagleri kullanarak sesinizi duyurabilir ve bir eylem ortamı, bir dayanışma ortamı yaratabilirsiniz. Kullandığınız bütün sosyal medya platformlarında da
Bunun gibi birçok uygulama göreceksiniz. Ama lütfen tanımadığınız, şüpheli gelen her türlü hesabı da bloklayıp, sıfırlayıp silmeniz ve iletişimi koparmanız önemli. Yer bildirimi. Biz her paylaştığımız fotoğrafta meta veriler meta verileri içermektedir. Yani bulunduğunuz ortamın coğrafi konumu oraya etiketlenir, saat etiketlenir. Dolayısıyla siz konum açmasanız da bu fotoğrafın içinde zaten kayıtlıdır. Bunu silmek için, yani bu coğrafi etiketi ortadan kaldırmak için de çeşitli linkler var. Bu da önemli. Hani özellikle mahremiyetini korumak amacında önemli bir adım. Burada da sosyal medya platformlarının dijital taciz, çevrimiçi şiddete karşı güvenlik önerilerini bu bağlantılarda kullanabilirsiniz. Safety modül var Google'da, Facebook'ta, Twitter'da, gene LinkedIn ve YouTube'da. Guideline'lar, kılavuzlar aracılığıyla bunlara ulaşabilirsiniz. E-posta güvenliğiniz için de Pretty Good Privacy, Tutanota.de, Proton Mailer, bu yazılımlar e-postalarınızı şifreleyerek göndermek için önemli kaynaklar. RiseUp gene önemli bir alternatif posta, e-posta hizmeti. Güvenli mesajlaşma için en güvenlisi WhatsApp'tan da daha güvenli olacak. Çünkü WhatsApp, Facebook tarafından satın alınmış bir platform. Dolayısıyla Signal'i tavsiye ediyor bilişimciler. Ve arama motoru güvenliği için de DuckDuckGo'yu bir ziyaret etmenizi tavsiye ederim. O çünkü sizi hiçbir şekilde çerezlerinizle ya da işte bilgilerinizi girdiğiniz web sitelerini kaydeden bir arama motoru değil. Ve sitesi güvenliği için de hep HTTPS'i kullanmanız, onunla başlamanız önemli. Ve tanımadığınız kişiler olduğunda da internet kullanıcısında bir bağlantıyı açmak istediğinizde bu sitenin güvenilir olup olmadığını anlamanız için de URLSAN, PhishTanks ve URLX'ten faydalanabilirsiniz. Meta verileri silmek için de demin bahsettiğim eksik tag remover şu web sitesinden paylaştığınız bütün fotoğrafların meta verilerini silmenize yardımcı olur. Özgür yazılımlar en ticari olmayan oldukları için size tehdit olarak da dönmeyecek yazılımlardır. Bulut güvenliği yakın zamanda bir kadın oyuncu biliyorsunuz bazı fotoğrafları siber ortama düştü ve bununla ilgili bir dava açtı. Ama bunu biz daha seneler önce zaten Hollywood yıldızlarında da yaşadık. O yüzden dünyada hani büyük medya dev kuruluşlarının kullandığı SpiderRock ve Mega gibi daha güvenli bulut hizmetlerini de gene kullanabilirsiniz. Şimdi tacizle nasıl başa çıkabiliriz? Tacize başa çıkmak için de fail dediğimiz kişiyle ilgili bilgi toplamanız gerekiyor. Onun ekran görüntüsünü alması gerekiyor. Saatini ve yazdığı mesajlarla ilgili. Bunlar çünkü sizin için polise gittiğinizde ve mahkemeye gittiğinizde önemli deliller olacaktır. Bu bilgiler çok önemli. Tacizin gerçekleştiği platformlardan da bu hizmeti alabilirsiniz. Twitter ve sosyal medya hesaplarından fail teşhir etmek için de taciz var. Tacize ses ver, sen de anlat, susma bitsin gibi hashtaglerle yalnız başınıza yürütmek zorunda değilsiniz bu mücadeleyi. Tekrar altını çiziyorum. Ve kesinlikle de yalnız değilsiniz. Gidersiniz bir kadın danışma merkezine ya da gidersiniz baroların merkezlerine. Kadın ya da erkek hangi tür tacizden müzdarifseniz bunu buna yönelik size uzman tavsiyesinde ve yönlendirmelerinde bulacaklardır. 6284 İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddete karşı önlemleri kulağınıza küpe yapın. Herkese lazım, kadın erkek. Diğeri de 5651 internette nasıl güvenli bir ortamda hangi haklarımla var olabilirim, hangi haklarımı kullanabilirim şeklinde yine önemli bir yasa. Bu ikisinde kulağınıza küpe yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Ve bir şekilde de bunun suç unsuru olduğunu ve bu mücadelenin de tek başına yapılmaması gerektiğinin altında çiziyorum. Çünkü bu şiddet sarmalını 2019'da eğer rekor sayıda bir cinayet oranıyla karşı karşıya kalıyorsak bunun kesinlikle gitgide daha da büyüme potansiyeli taşıdığının farkında olmalıyız. Son olarak da hukuki düzenlemeler. Burada da
hepsine madde madde bahsetmeyeceğim ama örneğin eğer siz bir kişinin sizi taciz ettiğini, tehdit ettiğini yönelik bir algınız varsa ve bunda da şikayetçi olmak istiyorsanız, kişiler arasında özel yazışmaların görüntülerinin ifşası, yani o kişiyi ifşa etmek istiyorsanız, ki hani demin de size söyledim, belge toplayın, bilgi toplayın, kanıt toplayın, bu önemli olacak ama ifşa sorunlu bir şey. O da şu, eğer siz karşıdaki kişiyi, kişisel verilerini suçlu bir harekette, eylemde bulunsa bile ifşa ederseniz karşı taraf size dava açabilir. Neden? Çünkü benim kişisel verilerimi ifşa etti şeklinde. Dolayısıyla bu belge toplarken ve kişiyi de burada kamuoyuna yansıtmak istediğinizde de olabildiğince verilerin, kişisel verileri saklayarak, mesajlarını göstererek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Haberleşmenin gizliliğini ihlal, eğer öyle bir şey olduğunda, ifşa olduğunda madde 132'den, madde 133'ten, madde 134'ten sizi, madde 132 ve 133'ten sizi yargılayabilir. Bu da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olabilir, para cezası olabilir, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olabilir. Ama en çok da eğer siber sömürüye, yani cinsel içerikli bir şantaja maruz kalırsanız, onda alacağı Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı oldukça fazla. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmekten 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, tehditten 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, hakaretten 3 yıldan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası şeklinde ve hakaretin alenen işlemesinden dolayı da ceza oranında da bir artış söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bunu bu başta da söylediğim gibi toparlamam gerekirse en başta size kavramları ortaya koymaya çalıştım. Bunun neden bir sosyal olgu olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Ve sonrasında da hani bu düzenlediğimiz, arkadaşlarımızla düzenlediğimiz Çalıştay'ın çıktısı olan bu rehber aracılığıyla da dijital güvenlik önlemlerimizi nasıl güvenli hale getirmemiz, nasıl kişiselleştirmemiz önemli. Ve sonrasında başımıza böyle bir şey gelirse eğer, ki başımıza da gelmek zorunda değil, çevremizdeki birinin başına gelirse de buna susmamak, vicdani bir sorumluluk olduğunu, vatandaşlık sorumluluğu olduğunu tekrar altını çizerek bu kişilere elimizden geldiğince bilgimizi, uzmanlığımızı ya da işte uzman kişilere yönlendirerek mücadele yöntemlerine katkı sağlamanız çok çok önemli. Teşekkür ederim.